Merhabalar, SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Object Oriented Tarayıcı ve incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda bir selin nasıl drop-down özelliğini kullanıp istediğimiz gibi nasıl değerleri ona assign edebiliriz bunu göreceğiz. Hazırsak maddelerimize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Öncelikle devam ettiğimiz bir programımız vardı Object Oriented Tarayıcı ve kullandığımız. Hemen onu açalım. Şöyle F4 dedim, değiştirmeyi gördüm. Bir kere çalıştırdım. Evet, en son renklendirme, edit falan görmüştük. Şimdi ne dedik? Bir hücrenin, selin drop-down özelliği. Yani bu yanında okutucuk oluyor, avro oku oluyor. Ona tıkladığımızda içerisinden seçim yapmamıza yarayan yapıyı biz Object Oriented Tarayıcı de nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Öncelikle SAP'nin aslında birçok senaryo için uygulamış olduğu hazır programlar var. Mesela isterseniz onlardan bir tanesini açayım. Nasıldı diye hatırlıyorum. Agile ve Edit 06 diye kalmış aklımda. F4 dedim. Evet. Şöyle bir kere çalıştıralım bu hazır programı. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ölçü birimi diye bir alan var ve yanında oklar var. Ben her birine kilogram ya da gram seçimi yapabiliyorum. İsterseniz böyle bunun gibi programlar da bulup internette zaten bunları insanlar yazıyor formlarda filan. Bu programları inceleyebilirsiniz. Biz şöyle yüzeysel olarak geçecek olursak mesela şurada fit katalog oluşturmuş. O fit katalog gördüğünüz gibi burada drop down handle diye bir alanı varmış. Buna bir sayısal ifade vermiş. 1 vermiş mesela. Sonrasında şöyle anlatacağım yerleri gözüme çarparsa hemen söyleyeyim sizlere. Sonrasında bir ID'li kilogram ve bir ID'li gram özelliklerini bir tane internal table'a vermiş. Sonrasında grid'in bir tane formunu kullanmış, metodunu kullanmış. Biz de aynısını yapacağız birebir neredeyse. Şimdi bunu kapatıyorum ve kendi programıma geliyorum. Şimdi ne dedik? Önce drop-down olacak bir tane ALV'mize kolon eklememiz lazım. ALV kolon eklememiz için öncelikle internal table'ımıza kolon ekleyeceğiz. Sonrasında onu fill kataloguna ekleyeceğiz. Dolayısıyla tab'ı açıyorum. Buraya geliyorum. Bir tane alanı ekleyeceğim buraya. Mesela şöyle seçim yapacağımız bir kolon ekleyelim. Yurt içi mi, yurt dışı mı diye uçuşun lokasyonu belirteceğimiz. O yüzden buraya location diye bir alan açıyorum. Type dedim. Atıyorum char 20 diye bir uzunluk girdim. Daha sonra hemen hızlıca gidip bu location'ı benim fil kataloguma eklemem lazım. Dolayısıyla set fil kataloguma açtım. Şunu şurada kalsın. Şu en sonuncu kolonumu kopyaladım. Bu location'ımı da buradan aldım. Ve buraya yazdım. Şunu Ctrl U ile büyüttüm. Çünkü ne demiştik? ID alanlarını biz tırnak içerisinde yazıyorsak onları hep büyük harflerle belirtmemiz gerekiyor. Yazmamız gerekiyor. Daha sonra buraya geldim. Atıyorum lokasyon diyelim. Yani yurt dışı seçimini başka hangi başlıkla yazabiliriz? Şu an için aklıma gelmedi. Şimdi bir seçim yapacağız. Aslında seçim yapmak ne demek? Ekranı editlemek demek. Dolayısıyla bu edit kolonun aktif olması lazım. Burası aynı şekilde kalsın. Ayrıca bir önceki ekranda yani örnek programda ne görmüştük? Drop down handle diye bir alanı vardı bu fit katalon. Şurada en aşağıda. Buna da bir ID vermemiz gerekiyordu. Bu ID de şu demek. Şimdi ekranda birden fazla drop down da ekleyebiliriz ki bir tane ekledikten sonra ikinci de ekleyeceğim. Size göstereceğim aradaki farkı. Ben sonradan bir form oluşturacağım. Orada bir ID'deki değerler bunlardır, iki ID'deki değerler bunlardır diye bunların değerlerini bir küme halinde toplayacağım. Dolayısıyla buraya 1 verdim. Sonraki drop-down'larda 2, 3, 4 şeklinde gideceğim. Burası bu arada yanlış hatırlamıyorsam integer bir değer alan bir kolondu. Evet, integer 4. Şimdi sonrasında gidiyorum. Benim bu drop-down ID verilerini oluşturmam lazım ve onun için bir internal table. Daha sonra o internal table'ı dolduracağız ve ne demiştik? Grid'imizin bir metodunu çağıracağız. Grid'imizin bir metodunu çağıracağımız için bizim grid'imizin oluşturulduğu yerde bu formu oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz grid'i nerede oluşturuyorduk? Display ALV formunda. Display ALV formunu şöyle de hemen hızlıca bulabiliriz. İstersek şuralardan da gidebiliriz. Evet, display ALV formunu buldum. Hatırlarsak burada grid'imizi oluşturuyorduk şu satırda. Dolayısıyla ben atıyorum display alev metodunun üstünde hemen yazabilirim. Buranın herhangi bir yerinde de yazabilirim. Zaten bu if'in içerisine girdi mi artık benim gridim oluşmuş demekti. Tabii biraz object oriented kodlamaya alışıyoruz demiştik. Dolayısıyla ben buraya alt alta bir kodlama yapmayacağım. Bir perform açacağım. Drop'tan da alakalı işlemlerimi o perform'un içerisinde yazacağım. Ne diyelim? Drop set drop down diyelim mesela. Set
drop down diye bir performada girdim. Çift tıkladım. Oluştur dedim. Formun içerisinde oluştur dedim. Ve en aşağıya geldi, o formu oluşturdu. Şimdi hatırlarsak bir drop down'ı hazır programda internal table falan kullanmıştı. Dolayısıyla hemen benim de aynı internal table'ı kullanmam lazım. Burada bir tanımlama yapacağım. Global tanımlama yapmayacağım. Dolayısıyla buraya local table dedim. Drop down dedim şöyle. Ve type dedim. Bunun tipi lvc t drop. Şöyle yanlış yazıp yazmadığımı emin olmak için çift tıkladım. Evet, liste kutuları. Şimdi bir internal table doldurmak için bizim her zaman neye ihtiyacımız vardı? Bu internal table'ın tipinde bir structure'a. Dolayısıyla bu satırımı çokladım. Buraya ls yazdım. Ve bunun tipine tekrar bakıyorum. Neyden table type referansını almış? Bu line tipinden, yani bu structure'dan. Dolayısıyla bunu kopyaladım ve buraya yerleştirdim. Çift F1 dedim. Şimdi benim ls dropdown'u doldurup append ile lt dropdown'un içine atmam lazım. Bir structure dolduruyorsam içerisinde önceden bir data kalmış olabilir de her zaman, belki en başta yapmanıza gerek yok ama alışkanlık olsun, her zaman bir clear komutu yazın. Daha sonra doldurmak istediğiniz alanları yazın. Zaten tradips control space'e bastığında iki tane alan var. Handle ve value diye. Handle, biraz önce biz fit kataloğa ne demiştik? Bunun için bir değer girmiştik, bir olarak. Dolayısıyla orada girdiğim id, burada da birebir aynı girmem gerekiyor. Dolayısıyla buraya da bir yazdım. Sonrasında ne vardı? Bizim value diye bir kolonumuz vardı. Onu da açtım şöyle. Buraya da geldim, ne demiştik? Seçim olarak yurt içi ve yurt dışı yazacaktı. Dolayısıyla buraya geldim, yurt içi yazdım. Daha sonra bunu append ile benim internal table'ıma ekliyorum. To dedim. Lt dropdown dedim. Daha sonra bu satırımı şöyle, satır kümemi daha doğrusu çokladım. İkinci satırımın açıklamasında ne yazacaktı? Yurt dışı yazacaktı. Yine handle'ında bir olacak. Ve sonrasında biz ne demiştik? Grid'imizin bir tane metodunu çağırmıştı hatırlarsak hazır programda. Dolayısıyla bizim grid'imizin adı goalv idi. Control space dedim. Set drop, şöyle yazamadık, set drop down table diye bir metodu var. Tekrar control space dedim. Gördüğünüz gibi bana iki tane parametre alan yapı açtı. Ben şu an sadece üsttekini kullanacağım için alttakini direkt siliyorum. Exporting tabından bir şey açacağım için exporting yazdığı satırı da açmam gerekiyor tabii ki. Ve buraya da geldim. Lt drop down yazdım. Şu comment'imi de sileyim, kalabalık yapmasın. Şöyle şu boşluğu da kaldıralım. Evet. Aktif ettim. Aktif olmayan tüm formlarımı seçtim. Bir bakalım şu an yapabilmiş miyiz? F8'e çalıştırdım. Gördüğünüz gibi lokasyonda bir kolon eklemiştik. Ekranımıza geldi, fit kataloğumuzda eklediğimiz için. Ve burada drop'tan okunun geldiğini görüyoruz. Düzgün çalışıyor mu diye bakalım. Evet, tıkladığımda yurt içi mi yurt dışı mı diye bana soruyor. Atıyorum yurt içi'yi seçtim. Buraya geldim. İşte yurt dışı seçtim. Sonrasında başka bir sele geldim. Aslında seçimlerimi ekrandan, ya yani frontend'den görebiliyorum. Peki backend dedi bunu yakalayabiliyor mu anlamak için ne yaparız? Atıyorum kaydet butonun arkasına bir breakpoint koyalım. Ve debug'da bu internal table'ımın bu değerlerinin de gerçekten yurt içi mi yurt dışı mı olarak dolup dolmadığını birlikte teyit edelim. Dolayısıyla geldim. Benim butonun arkasını pay'den yakalıyorduk hatırlarsak. Bu same perform içerisine girmeden bir breakpoint koydum. Tekrar atıyorum ikinci satırıma geldim. Yurt dışı seçtim. Aşağılardan bir yurt dışı seçtim. Tekrar aşağılara geliyorum. Şöyle 3-5 tane alan seçtim. Ve kaydetime bastım. Buradayken benim ekrana bastım. ALV'min adı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, GTS card'ı. Evet, 18 kolonlu. 18 satırlı, 7 kolonlu bir internal table. İçerisindeki dataları görmek istediğim için çift tıkladığımda, evet, gördüğünüz gibi benim orada yapmış olduğum, yani frontend'den ekrandan yapmış olduğum seçimlerimi burada aynı şekilde görüyorum yurt içi ve yurt dışı olarak. Şimdi ben bir tane daha drop'tan kolon eklemek istersem bu ID nasıl yöneteceğimizi birlikte bakalım isterseniz. Geri geliyorum. Dolayısıyla benim hemen hızlıca bir tane kolon eklemem gerekiyor. Bunu da atıyorum. Seat type diyelim. Şöyle STT olsun, seat T olsun. Bu da aslında koltuk, hatta seat letter'dan gelsin. Koltuk harfi, işte A, B, C, D, E, F şeklinde oluyor hatırlarsak. Buraya da geldim. Char 1 yazdım. Geri geliyorum. Hemen bunun fit katonunu oluşturmam gerekiyor hatırlarsak. O yüzden set fget perform'un içerisine girdim. Şu en son oluşturmuş olduğum grubu tekrar kopyaladım.
Hemen ID'yi buraya yazıyorum. Sit lady diye hatırlıyorum. Koltuk harf diyelim. Orta uzun tanımlarında aynısını yazdım. Şimdi ben bir ID'yi kullanmıştım. Buraya da farklı bir ID yazmam gerekiyor. Genelde işte birden başlatalım 2-3-4 şeklinde gider. Buraya da geldim 2 yazdım. Hemen bunun da doldurulduğu yeri açmam gerekiyor. Zaten en aşağıda bizim bir tane performumuz vardı. Buraya geldim. Bu ABCD için burada doldurum yapacağım şimdi. Ama bu defa handle'ı 1 değil 2 olacak. Çünkü neden? Ben koltuk harf numarasını 2 ID ile fitcatalog'da belirtmiştim. 2 ID ile yöneteceğim. Dolayısıyla buraya 2 yazdım. Buraya A yazdım. Bunu ben 5 defa daha kopyalıyorum. Hepsinin ID'si tabii ki 2 olacak ama vermiş olduğum değerler değişecek. Bu defa C dedim. D dedim. E dedim. Ve F dedim. While aktif ediyorum. Aktif olmayan tüm objelerimi seçtim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi benim ikinci kolonum da geldi. Daha doğrusu drop-down olarak tanımlamış olduğum ikinci kolonum geldi. Ve seçimler yapmak istediğimde gördüğünüz gibi bana yazmış olduğum 6 harfi de listeledi. Atıyorum buna C dedim. Buna da C dedim. İşte atıyorum buna da A dedim gibi gibi. Ve birbirinin seçimlerinden etkilenmiyorlar. Ben bu kolona geldim. Burada sadece hala yurt içi ve yurt dışı olarak bana seçim yaptırıyor. Peki biz bu kuralımı nasıl yaptığımız şurada debug'da size tekrar göstereyim. Şurada drop down'ı doldurduğumuz yeri açıyorum. Ve ekstra seçim bittikten sonra da kaydet butonuna bastığımızdaki senaryo breakpoint koydum. Değerlerin nasıl geldiğini görelim diye. Şimdi debug ekranıma düştü. Let it drop down diye bir internal table dolduruyorduk hatırlarsak. Dolayısıyla bunun içerisini açıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde 8 kalem var. 2 tanesi handle 1. Yani handle kolonunun değeri 1. Diğer 6'sının 2. Bir de yurt içi ve yurt dışı var. 2 de işte ABCD, EF şeklinde var. Ben nasıl demiştik? Handle'ın ID'sinden yakalıyordum. Yani ben yurt içi ve yurt dışına 1 vermiştim. Fitcatalog'dan da hangi kolona tekabül ettiğini belirttim. 1 ID'li handle'ı. 2'yi de bu şekilde harflerle yönettim. Ve F8'e basıyorum. Hemen birkaç tane seçim yapalım. Çok önemli değil. Şuradan da birkaç tane seçim yapalım. Ve bu haliyle aktif et, kaydet dediğimde hemen internal table'ın içerisini açıyorum. Gördüğünüz gibi seçimlerim direkt alevimin o değerlerini değiştirmiş oldu. Evet, Object Oriented Alevi'nin drop-down özelliği cell nasıl yapılır bunu birlikte görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda da bunu dinamik bir şekilde, yani bir kolonun değerlerini dinamik bir şekilde cell bazını nasıl değiştiririm onu göstereceğiz. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.